Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız Gebze'den, Kocaeli'den geldi. Mikrofon problemi diye mikrofon aldık. Umarım ses şu an güzel geliyordur bu aracımızda. Deneme fırsatımız oldu. Dışarıdaki sesleri almayacağını umuyoruz en azından. Şimdi aracımız Gebze'den, Kocaeli'den geldi. Randevusunu aldı abimiz. Aracı yeni almış. Insignia 1.6 dizel aracımız. Yapılacak işlemlerden bahsedeyim. Yaptık ama ilk giriş videosu olduğu için bahsedelim. Aracımızın yağ bakımı. Motor yağı değişti. Hava filtresi değişti. Mazot filtresi, polen filtresi, yani yağ bakımı yapıldı diyebiliriz. İçeriden yağ sıfırlamasını yaptık. Motor yağının kalan ömrünü sıfırladım. Daha sonra iki ön disk, iki balata, ön balata değişti ve arka amortisörlerimiz sesten kaynaklı değiştiğini söyleyelim. 1.6 dizellerde şuna değinmek istiyorum baba. Ben her gördüğüm yerde zincir değişiminde insanlar motorlarını indiriyorlar. Ustalarımız motor indirerek zincir değiştiriyorlar. Şanzımanın bu bölümde arada kaldığı için şuradan bir aydınlatma yapalım. 1.6 dizellerde arkadaşlar şanzıman motor indirmeden zincirimizi değiştiriyoruz. Altını çiziyorum tekrar. Motor indirmeden zincir setimizi 1.6 dizel araçlarımızda değiştiriyoruz. 1.6 dizel araçlarımız nelerdir? Görmüş olduğunuz gibi Opel Insignia. Ayrıca Astra J'lerde bu işlemler yapılıyor. Onun bilgisini vereyim. Aracımızdan bahsettik. İşlemleri görebilirsiniz. Gebze'den geldiğinin altını çiziyorum. Bizi görmüş, tavsiye üzerine videolarımızı izlemiş, bizi tercih etmiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, seni söylemek istediğin bir şey varsa sen de alalım baba. Yani anlattık. Aracımız bu arada kaç modeldi? 2016-2015 kasa, evet. Yeni kasalardan 1.6 dizel. Evet, ona değinelim. Egere manifoldunu da yapacaktık. Yoğunluk olduğu için randevu sisteminde bir günde çıkmayacağı için ona göre randevu vermiştik. Aracımızın zincir değişiminde ve egere manifold değişiminde göreceğiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Kanala abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Ustanın yanında daha yeni vardım kardeş. Yeni indim. Ustam diyor ki bunun telefonlara bakmıyor. Nasıl bulacağız bu ikneleri? Bu ikneler de sizin yağ pompanın internet üzerinden mi yapıyor? İnternet üzerinden o zaman fazla isteyeceğiz. İkneleri çok... 2500 lira bir para alacağız. Bunlar çukura düştüğümüz zaman mı ses yapıyor baba? Evet. Kütür kütür vuruyordu arka amortisörler. Artık kendini kaybetmiş.
Yok, sağlam. Azot filtresini. Evet. Amortisörü taktıktan sonra mazot filtresinin montajına geçeceğiz. Bu amortisörler çukurlara düştüğümüzde ses yapan ürünlerden biridir, parçalardan biridir arkadaşlar. Bakınız mazot filtresi de burada. Mazot. Mazot filtresi, filtre orijinal. Evet. Bu mazot filtresini neden değişiyoruz baba? Mazot filtresi yakıtların kirli olduğundan, tıkanıklığından her bakımda değişmesi lazım. Su da geliyor bazen. Mazot filtresi. Amortisörlerimizi tamamladık. İki tane arka amortisör. Aynı şekilde burada da arkadaşlar. Sağlı sollu arka amortisörleri değiştirdik. Mazot filtresini taktık. Yağ bakımlarını yapıyoruz. Zaten yavaş yavaş anlatacağız. Evet. Polen'i göster. Eski, yeni. Ona değinelim. Bayağı bir fark var. Evet. Aşınmadan dolayı yenisi bu. Eskisi bu. Bunlar önemli. Düşmemesi gerekiyor. Bunlar değinelim buna da. Ses yapar balatamış şıkır şıkır parke yıllarda. Çok. Ön diskimiz yeni. Arkadaşlar fren balatalarımız yeni. Yağ bakımları, filtreler yapılıyor. Arka amortisörler değişti. Eski diskimiz burada. Frene bastığı zaman müşterimiz titrediğini söyledi. Bayağı da yemiş bu arada. Şurası. Şu konum çıkıntı olmuş. İçe çökmüş artık. Bunun ismi nedir baba? Fren klepesi. Klepe. Fren balatalarımızı, yeni balatalarımızı eskiyle karşılaştırmıştık. Yenilerini montaj ediyoruz. Bunun havasını aldık mı biz? Çünkü yeniyi taktığımızda havasını almamız gerekecek. O yüzden bu merkezin içerisine git, içine gittiğinde üstten fren dolduruyoruz yani eksilmişti. Aslında bu yanlış bir işlem. Gittiğimiz zaman doldurduğumuz o fren sıvısı boşalacaktır arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Fren sıvısı doldurmayın. Bitiyor diye. Merkez itici aparatımız. Şimdi dikkat edelim. Merkezin içeriye ne kadar gittiğini göreceğiz. Eski balata o kadar aşılmış oluyor. Yukarıdan bu arada hidrolik akacaktır baba. İlave ettilerse akar, yoksa akmaz. Ama genelde ediyorlar. Sebebini araştırmadan. Neden eksildi diyemiyorlar. Doldur getir. Aynen, bu yüzden eksiliyor. Fren balatası bittikçe o zaman eksilir mi diyoruz? Tabii ki buraya doluyor çünkü burası genişliyor. Gitti şu an görüyoruz.
Bu da klepenin üstüne geçen, balataları tutan arkadaşlar, demir ayağımız. Merkezi klepeye montaj civata. İki adet civatası var. Tabi bu işlemleri yaparken ABS sensörüne dikkat ediyoruz. Önemli arkadaşlar. Bu kutusundan çıktığında yağlı çıkıyor. Neden baba? Rafta oksitlenmesin, paslanmasın diye. O yüzden yağlıyorlar değil mi bunları? Evet, rafta. Fabrikası imalatı yağlıyor ve poşete koyuyor. Beklediği yerde rutubetten nemden pas olayı olmasın diye. Bakan telefonlara bakıyor ya. Bu tekerimiz hazır mı? Evet. Jantımız bu arada 18 jant. 5 adet bijon tutuyor. 21'lik. Yağlı geliyor demiştik ya, yağlarını alıyoruz. Rafta paslanmasın diye poşetle yağlı çıkar bu. Yağlı masa fren kaydırması. Bir adet civata var. Evet, bu Tors. Merkezinde. Peki bu olmasa ne olur baba? Hiçbir şey olmaz. Bu can oynamasın diye. Çöp takımda diksin, oynamaması için. Bıraklar üzerindeydi bunun. Evet. Alo. Yeni balatalar. Efendim. Aleykümselam abi. O güneşler başka. Aldık mı? 2000 motor yetik mi ya? Sıkıntın ne ya abi? Onu soruyorum. Yolda kaldım, gitti. Abi görmek lazım. Gördüm, bir net konuşuruz ama abi, muhtemelen şanzıman çekilecek. Çıksın, arabayı zaten. Sen de usta ya, internet üzerinde çalışıyoruz. E ne yapıyorsun internette? Malzeme satıyorlar. Dışına götürüyorlar. Büyük noktaya götürüyorlar. Her yere bekliyorlar. Tamam. E orada ne işin var? Arabayı güvenece alalım. Ben de arabayı güceletme, arabayı senin arabanı alayım. Tamam, saat. Arabasını ne yapacağım ya? Ondan sonra güven kazanıyorsun. Her zaman ekmek var. Her şeyde değişti. O her akşam bir şey viski içiyordu. Adamlara benim öyle işten işimiz olmaz baba. Eskiler çakma da değil ha. Hepsi orijinal. Kıbrıs'a gittiler bunlar usta, mal almaya. 10 liraya 70'lik rakıyı bitiriyorlardı. Hesabını yap. Şey, Tekirdağ'a. Ne oldu? Zengin mi oldu yani onu alınca? Ya bunlar çok zengin usta. Bunlar büyük oyun. Bunlar falan mı var? Bir yandan bir götürüyor. Cenab-ı
duymamış bile. Motor temizliği de tamam. Şöyle kısaca gösterelim arkadaşlar. Her gelen araca bu temizliği yapıyoruz. Aracımızın çalışması gayet güzel. Kilometre bilgimiz nedir? 102.137. Zincir zamanı gelmiş mi baba sence? Yaklaşmış. Yaklaşmış. Onu müşterimize söyleyelim. Otomatik vites. 1.6 dizel. Arkadaşlar aracımızın içerisine geçtik. Ne kaldı? Kilometre bilgisini verdik. İşlemleri gördünüz. Tabii ki de kalan bir şey var. Motor yağını sıfırlama. Bu arada aracımızın içerisini şöyle detaylı bir şekilde gösterecek olursak, aracımız elektronik bir park frenine sahip ve otomatik bir vitese sahip. Onun dışında multimedyamız da bu şekilde. Ekranımızda da yarı hayalet, yarısı manuel tarzda diyebiliriz. Hayalet bir ekranımız da var. Böyle gördüğünüz üzere sağ tarafta hararet göstergesinin bulunduğu ve altında da benzin göstergesinin bulunup sol tarafında ise devir saatinin bulunduğunu görüyoruz. 1x1000 devir saatini gösteriyor. Aracımızın kendiliğinden otomatik koltuk ayarı da var. Sizin ağırlığınıza göre, yönünüze göre koltuğunu kendi ayarlıyor arkadaşlar. Bunun dışında hemen yağını sıfırlayalım. Yağını sıfırlamak için aracımız start stop'a sahip olduğu için şöyle kapatıyoruz. Bakın koltuk kendini ileri geri yaptı. Şu an kontak içinde start stop'umuz var. Kontağımızı açıyoruz. Çalıştırmıyoruz. Kontağımızı açtıktan sonra Insignia'nın yağ sıfırlamasını buradan göstereceğim sizlere. Motor kaputu açık arkadaşlar. Şöyle yapalım daha detaylı olsun. OK'ye basıyorum. Bu simge gidiyor. Buradan dolandığınız zaman, menü içerisinde gezdiğiniz zaman arkadaşlar şu ifadeyi göreceksiniz. Yağ ömrünü. Evet. Bunu gördükten sonra yana geçiyoruz. OK'liyoruz. Ve kalan yağ ömrü %100 oluyor. Bunu mutlaka sıfırlamamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. İçerisinde işlemlerimiz bitti. Aracımızı çalıştıralım. Son kez de tabii ki de bilgisayara bağlayıp tüm arızalarını sileceğim. Kalan yağ ömrü %100. Bunu da kilometreye alalım. Böyle kalsın. Geldiğinde böyleydi. Evet arkadaşlar, şu an polen filtremizi değiştiriyoruz. Son aşamalara geldik. Yan kapağı açmamız gerekiyor baba. Abi iki kere de vidamız var burada. Hepsi mi 7'lik yoksa? Evet. Evet 7'lik üstteki. Genelde bazı araçlarımızda Astra'larda Tors da çıkabiliyor. Insignia'da torpidomuzun alt kısmında polen filtremiz var. Merakla bekliyoruz. Nasıl çıkacak? Pis mi? Temiz mi? Daha önce değişmiş mi? Göreceğiz. Torpidoyu şu an gördüğünüz üzere açtık. Hem de torpidonun altında çekmiş olalım arkadaşlar.
kemik bir boru. Kemik borumuzu çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere polen filtresine şu an ulaştık. Çıkan tozları görüyorsunuz. Pek fazla da dağıtmayalım baba. Zaten siyahlaşmış. Kalorifer aç, içi boşaltın. Tozları, uçuşan tozları görebilirsiniz. Hemen bir kaloriferimizi açalım. Aracımızı çalıştırıyoruz. Buradan devrimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yenisini gösterelim baba, yeni filtremizi. Yeni filtremizi takabiliriz. Önemli olan burada boşken, filtreyi çıkarmışken kaloriferi açmamız gerekiyor. Son seviyede çalışması gerekiyor. O yüzden bakın ses zaten azaldı. İçini de boşalttığımızdan tam emin oluyoruz ve polen filtremizin montajını bu şekilde de gerçekleştiriyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada yağımızı, kalan yağ ömrümüzü de sıfırlamıştık. Onu da gösterdik. Biraz önce ekranı gösterdiğimde hava yastığını gördüm arkadaşlar. Onu sizlere aktarayım. Oradaki fişten kaynaklı yandı. Şu arkadaki fişten. Evet şu. Torpitoyu takıyoruz. Yerine montaj ediyoruz. Son işlem. Başka işlemi kalmadı. Civatalarını takacağız. Yanda bir civatası var arkadaşlar. Üstte iki civatası var. Babam bunları takarken aracı size bir gezdireyim. Etrafını da. Insignia aracımız. 1.6 dizel. Son olarak da motor temizliğini de yaptık. Onu da göstermek istiyorum. Her gelen araca biliyorsunuz motor temizliğimizi de yapıyoruz. O şekilde gönderiyoruz. 1.6 dizel. Astra J ile aynı motora sahip bir araç. Detaylı bakalım arkadaşlar. Temizledik. Kapağımızı temizledik. Bir de şöyle bakalım. Sıra geldi test sürüşüne. Testimizi yapalım. Aracımızın arkasından sesler geliyordu. Amortisör değişti zaten biliyorsunuz. Kısa bir test sürüşü yapacağız. O esnada konuşmayacağım. İzleyebilirsiniz. Aracımızın diski ve balatası yeni olduğu için arkadaşlar fren mesafesi biraz uzadı. Bundan kaynaklı alışması gerekiyor. O da düzelecektir. Test sürüşümüzde bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.